AKP MHP iktidarı yeni yüzyıl marif modeliyle eğitimi tamamen bilimden uzak ve mevcut kendi sistemini ayakta tutacak, o profile uygun, itaat eden, biat eden, sorgulamayan insan tipi yetiştirmeyi hedefliyor. Yani bunun için doğan çocuğun kendini yeni dünyaya, doğduğu dünyaya algılama, onu yorumlama ve kendi ailesinden özgürleşme, toplumunun özgür bir bireyi olma noktasında tüm doğuştan getirdiği yeteneklerini, becerilerini törpüleyen ve belli bir şekle, belli bir forma sokmaya çalışan bir eğitim modeli. Ha, bu geçmişte farklı mıydı diye bakarsak, hayır, geçmişte de farklı değildi. Türkiye Cumhuriyeti, önceki eğitim müfredatında da insanları belli bir düşünceye, belli bir şekle, forma sokan bir yerdeydi. Irkçılık üzerinden, yani milliyetçilik üzerinden dizayn edilmiş bir eğitim modeliydi. Bugün bu ırkçılığa bir de inanç, din eklendi. Yani bu mevcut düzenini eril bir yapı, eril bir sistem ve bunu da çekirdek aile, aile kavramı içerisine sıkıştırarak yeni bir rejim yaratıyorlar. Yani geçmişte nispeten olan özgürlükler, bilimsel düşünceler, dünyayı algılama noktasındaki bazı ara noktalar, aralıklar vardı. Ama bugün bunun tamamı ortadan kalkmış durumda. Aslında bunu kendileri çok güzel özetlediler. Eski bir genelkurmayın ağzından şu cümle çıktı. Bize bilen değil, inanan, itaat eden, işte ahlaklı insanlar lazım diyerek bir amaçlarını, emellerini ortaya koydular. Yani düşünen değil, inanan, itaat eden. Bu belli ve ihtiyaç olursa da işte üniversitede gider, öğrenir. Bu şunu söylüyor topluma. 80 milyon, 100 milyon sizin bu yoksul çocuklarınız, yoksullukla baş başa bıraktığımız insanlar, çocuklarınız öyle düşünüp sorgulamasına, bir şey bilmesine ihtiyaç yok. Bize güvensinler, bize itaat etsinler. Biz ihtiyaç duyduğumuz, yönetmek için kendi çocuklarımız var. Bizim belli bir elitist çevremiz de var. Bizim çocuklarımız gider, okur, öğrenir, sizleri yönetir. Sizin göreviniz biat etmektir. Bunu söylüyorlar ve çok açık ve çok net söylüyorlar. Eğitim modeli de zaten açıp baktığınızdan matematiğinden fiziğine, kimyasına, edebiyatına, tarihine, özellikle tarihine baktığınız zaman tümden ters yüz edilmiş bir eğitim programıyla karşı karşıyasınız. Türkiye'de bu laiklikten uzaklaşan eğitim modeliyle çok farklı bir yere gitmiyor. Zaten yarı yarıya aynı manzarayı seyrederken bugün bunun önünde engel olarak gördükleri Alevi toplumunun varlığı çok rahatsız ediyor. Şu anda da devlet bütün gücüyle iktidarı ana muhalefetiyle bütün gücüyle Aleviliği kendi özünden uzaklaştırıp o kadın özgürlükçü çizgisinden uzaklaştırıp başka bir formata, yani yeni bir format atmaya çalışıyorlar Aleviliğe. İşte Alevi Bektaşi Cemevi Başkanlığı veyahut da yerel yönetimler üzerinden Aleviliğe de format atmak istiyorlar. Çünkü o kadın özgürlükçü çizgisi onları çok rahatsız ediyor, çok ürkütüyor. Çünkü kurmak istedikleri sistemin önünde engel olarak görüyorlar. Bu eğitim modeliyle bu inancın da tümüyle ortadan kalkması çok ciddi risk altındadır. Bunu da vurgulamak lazım. Yani laik eğitimin böyle bir ortadan kalkmasının böyle bir riski getirdiğini de gören yerde olmamız gerekiyor. Ana dil, yani doğuran anadır, diliyle büyür, diliyle gelişirsin. Onun için bilimsel, bilim yani doğa kendisidir. Bilim demek doğayı açıp, okuyup, analiz edip, anlayıp onu doğru yorumlamaktır. Bilim demek toplumu açıp, anlayıp onu doğru yorumlamaktır. Yani doğayı, bilimi, evreni anlamak. Bilim,
Yani bunu elinden aldığın zaman neyi anlayacaksın? Birilerine biat kültürünü anlayacaksın. Buna izin vermemek lazım. Çok tehlikeli bir noktadayız. Evet, mevcut programla hem laik hem bilimsel hem de ana dilde eğitimin önü kesilmesi demek bir toplumun geleceğinin karartılması demektir. Ve biz karartılmış bir gelecekle risk altındayız. Bunun da farkındalığının bilinmesi gerekiyor. Evet. Şimdi Türkiye, hakikaten bahsettiğiniz çocukların eğitim, açlık, işte temizlik, bu kavramları hakikaten gündemleştiremiyor. Bizler de gündemleştiremiyoruz. Bunun nedeni, Türkiye şu an çok ciddi bir savaş ekonomisiyle ve böyle iki öteki yaratılmış, kendinin dışında bir öteki ve öteki üzerinde öyle bir inşa edilmiş ki her şey, bunları gündemleştirdiğinde, yani böyle de bir derdimiz vardır dediğinde, barış dediğinde, yani bunu hazırlayan, buna zemin hazırlayan, savaşı değil de barışı öncelediğinde sen sorunlu oluyorsun. Devletin düşman gözüyle, tehlikeli birey gözüyle bakıldığı bir noktaya geliyorsun. Ve toplumlar, kurumlar, hem yani örgütlü kesimler, dernekler, odalar, hangisine bakarsan bak, sistemin bu tür yaklaşımlara karşı korkusunun üstesinden gelemiyor. Yani bir korku fobisi var. Ama bunu yaratan mesele nedir? Tam da savaştır. Tam da barış ortamının olmamasıdır. Tam da insanların anadil mücadelesinin bu kadar ağır baskıyla karşılanmasıdır. Yani toplum, Türkiye Cumhuriyeti kendi insanına yeni format atacağım diye, onu değiştirip dönüştüreceğim diye sürekli bir savaş hali, sürekli tüm ekonomisini ve tüm yani kurumlarını bunun üzerinden inşa etmesi bizi bu noktaya taşındı. Mücadele hattını da tam da burada örmek gerekiyor. Aslında bu sorunların çözümünün temeli ve ana çözümü tüm bu kesimlerin, hepsinin birden bunu görür yerden barışın inşası ve demokrasi mücadelesinin ortak yükseltilmesiyle üstesinden gelinecek bir sorundur. Tek tek ele aldığımızda, tek tek bunu örgütlemeye çalıştığımızda kesinlikle enerjimizi heba edeceğimizi bir ortak mücadele zemini oluşturmamız gerektiğini vurgulamak isterim. Alevilerin kendini yeniden gözden geçirmesi gerekiyor. Ve bizler şimdi işte cem evlerimiz var ama cem evlerinde Sünni içtihatının ötesinde bir işlem yapılıyor mu? Yapılmıyor. Bakın cem evlerine gidin, işte ekonomik gücü olan, toplumla buluşmuş olana. İngilizce kursundan matematiğine, aklınıza gelen bilimum kurslar açılıyor. Ama bu inancın özü nedir diye inançla ilgili en ufak bir şey yok. Cem erkanları yürütülüyor. O da sistem taklitçiliği üzerinden götürülüyor. Nedir o? Her perşembe cem erkanı gerçekleştirmek. Oysa inancımızda o cem erkanlarının hangi zamanlarda nasıl yapıldığı konusunda Aleviler yeteri kadar bilgi ve akla sahiptir. Ama bunların hepsinin yerel yönetimler üzerinden farklı şekilde yönlendirildiği ve bunun da Alevi örgütlülüğü tarafından çok da iyi değerlendirildiğini görür yerden değiliz. Biraz sebebi bu. Onun için Alevi asimilasyonunun önünü kesmek için hem Alevilerin kendi içine dönüp bunu bir yeniden gözden geçirip tartışması, aynı zamanda sistemle mücadelede de deminki söylediğim zeminde yer almak gerekiyor. Özgürlük ve demokrasi alanında mücadele eden, yani değişim ve dönüşümden yana olan, barıştan, ana dilde eğitimden, laik eğitimden, özgür ve bilimsel eğitimden yana olanlarla ortak mücadele hattında sistemi sorgulayarak, sistemi değiştirmek üzerinden kurgulayarak bir yol alırsak burada da çözüm üretebiliriz. Yoksa bireysel olarak Aleviler kalkacak, okulda işte onu yapacak. Ne yazık ki, üzgünüm, keşke olabilse öyle bir zemin ama böyle bir zeminin olduğunu düşünmüyorum. Bu zeminin topyekün olması, başka da seçeneğimiz olduğu konusunda çok da iyimser değilim açıkçası. Aslında bunun nedeni çok açık. Biraz önce de söyledim. Toplum onlarca yıldır savaş ve öteki kültürü üzerinden şekillendirildi.
Yani Türkiye'de bir Kürtlere karşı düşman hukuku uygulanıyor. Alevilere karşı da aynı şekilde yokluk üzerinden ve onların kendini ifade edememesi üzerinden kurgulanmış bu sistem. İkna ediliyor. Bir Aleviler mesela, yani en son örneği, işte Dersim'i bile Horasan, Anadolu Horasanı olarak tanımlayacak kadar ileri giden bir yerde, Alevileri de asıl Müslüman sizsiniz diyen bir yerde yeniden inşa etmekle baş başalar. Yani inkar üzerine kuruldu ve inkar üzerine de devam ediyor. Bu inkarcılıkla aldıkları yolda bizler ne kadar buraya müdahale edebildik? Diyanet bize bu konuda hoşgörü göstermeyecek. Dediğim gibi içimize girerek kendi kurumlarımızı zorla, binbir emekle oluşturduğumuz kurumları dönüştürerek, o kurumlar içerisindeki inanç önderlerini dönüştürerek, bunlara işte zaman zaman zoru, zaman zaman da ekonomik, işte bu yoksulluk zemini içerisinde onlara sunulan ekonomik olanaklarla bu zemini hazırlıyor, bu zemini sürdürebiliyor. Topyekun bir mücadele. Başka seçeneğimiz yok diye düşünüyorum. Ben öğretmenim. Yani yıllardır okulların içinde ilk günden bu yana çocuklara temizlik yaptırılmak durumunda kaldığını, böyle birlikte kampanyalarla bulunduğumuz mekanları temiz tutma ihtiyacını ve sistemin hiçbir zaman, yani bu yeni de değil, ben 76 mezunuyum, neredeyse 50 yıl olmuş, değişen hiçbir şey yok. Bugünkü mesele değil. Yani bu Türkiye Cumhuriyeti çocuğuna ve eğitimine hiçbir zaman gerekli değeri vermedi. Onun için bu noktadayız. Yani şu an bugün hakikaten savaşın kendini sürdürülebilir olmasının nedeni de eğitimin yetersizliğinden. Yani çocuğa vermediğimiz değerden, biat eden insanlar yetiştirmekten, yoksulluktan kaynaklanan bir şey. Yani bizler hakikaten deminki söylediğim o özgür, özgün doğayı, kendini, evreni, toplumu her şeyiyle sorgulayan bir yerde bir toplum yetiştirebilmiş olsaydık, o ırkçılıkla boğuşmayan, o dinle boğuşmayan, bilimle ve evrenle, insanla, sevgiyle yoğrulmuş insanlar yetiştirmiş olsaydık, bugün biz böyle kıvranmıyor olurduk. Bakın Almanya 2. Dünya Savaşı'nda yerle bir olmuş bir ülkedir. Taş taş üstünde kalmamıştır. Ama bugün bakın 50-70 yılda dünyanın en önemli ekonomilerinden birisi olmuştur. İnsanları refah içindedir. Ama biz, Cumhuriyet kurulalı 100 yılı geçti. Bugün geldiğimiz nokta, çocuklarımızın açlığını konuşuyoruz. Temizliğini konuşuyoruz. Karınlarının doymamasını konuşuyoruz. Neden? Çünkü bilimden, çünkü laiklikten, çünkü insanın doğal yapısından uzak bu değiştirme ve dönüştürme, asimilasyon olduğu gibi kabul edememe ve barışçıl politikaların insan sevgisi üzerine, doğa sevgisi üzerine ve o cins ayrımının olmaması üzerinden bir toplum inşa edemediğimiz için bugün bir noktadayız. Daha da acı noktaya gidiyoruz yeni eğitim müfredatıyla. Umarım bir an önce toplumsal kesimler bu farkındalığın farkına varırlar ve ortak mücadelede birleşirler diyeyim.